Herkese merhabalar, ben Mertcan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karantina zamanlarında boş zamanımı değerlendirmek için aldığım ve sizler için de faydalı olabileceğini düşündüğüm başlangıç seviyesi akrilik boya ve boyama için gerekli olan malzemelerin kutu açılışını, incelemesini ve bu malzemeleri en uyguna nereden bulabileceğinizi paylaşıyor olacağım. Eğer hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, kargom bugün elime ulaştı ve ben birçok araştırma sonucunda almış olduğum akrilik boya ve malzemeleri ürünseç.com üzerinden aldım. Çünkü boya olarak tercihim Art Deco boyalar oldu. Hepsi Broda ve Trendyol üzerinde bu boyaların fiyatları renklerine göre değişkenlik gösterebiliyordu. Ancak bu site üzerinde bütün fiyatlar aynıydı renkler için. İsterseniz yavaşça kutuyu açalım artık. Bu arada gönderici paketlemeyi gayet sağlam bir şekilde yapmış. Yani sadece sanırım kargo şirketi şurasına bir zarar vermiş paketlemenin. Onun dışında herhangi bir hasar yoktu. Paketin içeriğine geçecek olursak ben 14 adet akrilik boya, 3 tane boyama fırçası, bir palet, bir de defter aldım boyama için A4 boyunda. Ürünlerin içeriği gayet iyi şekilde paketlenmiş olarak elime ulaştı. Bu şekilde görebilirsiniz. Boyaları dörtlü ve beşli olmak üzere bu şekilde bubble'lar içerisine koymuşlar. Ve bu bubble'ların şöyle cepli bir şekilde, yani herhangi bir akma gibi bir şey de yok. Yani patlarsa, örnek veriyorum, boya. Ben gayet sağlam paketlendiğini düşünüyorum bu yüzden. Öncelikle şu paketleri bir açalım. Teker teker açıyoruz. Size bu arada aldığım renkleri de göstereyim teker teker. Öncelikle aslında beyaz çok kullanılmıyor ama ben renkleri açmak için beyaz rengi de aldım. Siyah, kırmızı, mor, kahverengi. Evet, en sevdiğim renk turuncu. Yeşil. Yeşili. Sarı. Diğer renklerimizi çıkartalım. Bu lacivert. Bakalım. Evet, bu da ciddi anlamda bayıldığım bir renkti sitede bakarken. Gökyüzü mavisi ciddi anlamda çok güzel görünüyor. Bu mavi. Buna da bayıldım. Su yeşili. Ciddi anlamda çok güzel görünüyor. Ve son olarak da hemen bakıyoruz. Evet. Bu da mavi siyah. Bunu daha çok gece böyle gökyüzü resimleri yapmak için kullanacağım. Çünkü izlediğim bazı videolarda bunu ciddi anlamda çok güzel kullanıyorlardı. Daha sonra buradan artık şu kutuyu şöyle bir alalım. Evet, burada da defterimiz. Çıkartabilirsem. Evet. Bu defteri yorumlarını çok beğendiğim için aldım. 50'li Mona Lisa'nın eskiz defteri.
Bu A4 boyutunda aldım. Çünkü A3 boyutu da var sitede bu arada. Ancak yani öncelikle başlangıç olduğu için A4 üzerine denemek istedim. O yüzden bunu tercih ettim kendimde. Ama isterseniz siz daha büyük resimler çizmek isterseniz A3 tercih edebilirsiniz. Daha sonra boyaları karıştırmak için bir palet aldım. Palet olarak çok pahalı bir palet almanıza gerek yok. Ben sanırım bunu 5,5 ya da 6 liraya almış olmam lazım. Tam olarak hatırlamıyorum. Ve gayet büyük. Bunun küçük boyu da var. Dilerseniz onu da alabilirsiniz. O da 3 lira olması lazım sitede. Bunu ürünlerin linklerini aşağıya bırakıyor olacağım. Siz de dilerseniz oradan direkt olarak alabilirsiniz. Bu arada ürünseç.com'la kesinlikle herhangi bir ticari bir anlaşmam yok. Yani sadece ciddi anlamda çok kaliteli gönderdikleri için bu videoyu çekmek istedim. Ve sizlerin de hani böyle bir alışveriş yapmak isterseniz hani en uygununu bu siteden bulabileceğinizi söyleyebilirim. Ya da siz de tabii ki daha uygununu bulursanız bunları yorum olarak paylaşabilirsiniz. Çünkü ben ciddi anlamda bu işe devam etmek istiyorum. Renkler mükemmel görünüyor. 3 adet 3 boyda fırça aldım. Bu fırçaların biri 0, şu 0 boy. İnce çizgileri çizmek ya da öncelikle nesleri çizmek için genel. Sonra orta boy bir 5 numara fırça aldım ben. Dilerseniz siz orta boy olarak 6 veya 7 alabilirsiniz. Bir de en kalın olarak ben 10 aldım. Çünkü bu arada bubble'ı patlattım. Orta boyun bir büyüğü olarak yani büyük boy olarak ben 10'u tercih ettim. Genelde daha büyükler tercih ediliyor ama ben A4'te çizim yapacağım için çok büyük bir fırçaya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu şekilde şu anlık sadece 3 adet fırça aldım. Evet. İsterseniz bir ürünleri hepsini bir arada görelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere almış olduğum ürünlerin tamamı bu şekilde. 14 adet Art Deco akrilik boya, 1 adet palet, 3 adet boyama fırçası ve 1 adet A4 Mona Lisa eskiz defteri. Toplamı 130 TL bu ürünlerin. Benim almış olduğum günden değişiklik olmuş mudur bilmiyorum. Dediğim gibi sizler için linkleri aşağıya bırakıyor olacağım. Ayrıca boyama yaparken benim evde zaten halihazırda sahip olduğum bir bant var. Bu bantı siz de kullanabilirsiniz. Markası Tesa. Bu örnek veriyorum A4 kağıdınızda boyama yaparken etrafına bu bantı çektiğinizde taşırma gibi bir ihtimalin önüne geçmiş oluyorsunuz. Sizlere önerim bunu kullanmanız başlangıçlarda. Ki profesyoneller de çoğu kişi bunu kullanıyor. Yani video çekerken. Yapmış olduğunuz resimlerin daha güzel olmasını, taşmaların önüne geçmiş olursunuz. Benim önerim bu şekilde.
Onun dışında şu anda önerebileceğim farklı bir şey yok. Bunlar tamamen başlangıç için gerekli olan malzemeler. Evet arkadaşlar, ben almış olduğum ürünleri denemeye koyuluyorum. Yapmış olduğum resimlerin de videolarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz.